Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda patron akınlarının tamamından bahsedeceğiz arkadaşlar. Diğer patron akınları da belli. Hangi hero'lar gelecek falan filanı belli arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğiz bu videomuzda. Hem de kendimizi bir hazırlayalım bakalım. Bu esnada yan tarafımızda arkadaşlar bu haftaki arenaların tahminleri mevcut. Mikrofonumuzu değiştirdik. İnşallah bir cızırtı yoktur. İlk deneme videosunu atmıştım. Kanalda var. Onda bir sıkıntı görmedim. İnşallah bunda da sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Evvela şu patron akınlarının ödüllerine bir bakalım arkadaşlar. Hop, buradan mikrofonum açık. Şunu bir kapatayım. Güzel. Teknolojinin nimetlerini yavaş yavaş kullanıyoruz ve bir yandan tabii ki öğreniyoruz arkadaşlar. Bakalım. Destansı bölümü bitirdiğimizde arkadaşlar, eğer açılırsa inşallah bakacağım. Şuradan 6000 parça 5 yıldız, 500 parça da 6 yıldız. Bir de gözlük vermiş arkadaşlar. O büyük bölümlere girebilmek için lazım olacak bizlere. Bu aslında oldukça da kolay bir şey. Yani çok da zor. 4 yıldızlarla bile bitirilebilir. Hatta biraz eşya kullanarak 3 yıldızlarla bile ıkınıldığı zaman çıkar bence diye düşünüyorum. Bu bir. 6000 parça 5 yıldız, 5000 parça 500 parça 6 yıldız. Ustaya girdiğinizde arkadaşlar, ustanın dilerine baktığımızda 2000 parça burada 5 yıldız var. Bu arada 111.000 parça 5 yıldızım olmuş. Bir tane arkadaşlar burada efsane bir kristal var. Bir de mor gözlüğünüz var. Son gün gelecek olan maceraya girmek için devam edelim. Yine baktığımızda kahramanlı ödülleri ki dediğim gibi arkadaşlar, bunlar hakikaten çok kolay. Yani bölümler hem kolay hem de ödülleri güzel. 2000 parça 4 yıldız, bu arada bunu tamamlamışız. Ve buradan bir de gözlük vermiş. Devam edelim. Normale girdiğinizde arkadaşlar, normalde oynadığımı sanmıyorum ama ay oynamamışım. Bir tane büyük kristal, 400 parça 4 yıldız ve bir tane sarı gözlük. Ve arkadaşlar mini minnacık olana geldiğimizde de burada da 3 yıldız artı yeşil gözlüğümüz var. Şimdi olaylar bundan mütevelli. Peki diğer haftaların hero'ları kimler olacak? Şimdi zamanla bunların yanına arkadaşlar bu gördüğünüz şuradaki alfanın yanına yavaş yavaş bir şeyler gelecek. Peki nasıl bir şeyler gelecek? Hemen ekranı değiştirelim ve şöyle bir bakalım. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar şuradaki 20, ayın 29 olan kısım. 29 olan kısım şu anda oynuyoruz. Taş Adam, Diablo, Nick Fury, Sinister, Havok ve yeni Kaptan Marvel. İkinci hafta 5 Ağustos'ta gelecek. Yani 4 gün sonra gelecek. Her çarşamba geliyor. Cool Obsidian, Namor, Görünmez Kadın, Anilus, Ebony ve arkadaşlar Alev Adam var. Şöyle baktığımda hepsinin arkadaşlar çok rahat bir şekilde Kuek'le alınabileceğini görüyorum. Yani direkt Kuek, tabii ki karolara göre değişir. Ama nasıl ilkinde hepsini Kuek çok rahat alabiliyordu, Nick Fury de buna dahil. Buradaki alt tane arkadaşlar yine Kuek rahat alabilir gibi görüyorum. Ama aynı zamanda baktığımda mesela Namor için, gerçi Namor'un da çok bir numarası yok. Yani Namor'u herkes de gondiklersiniz aslında, çok da bir problem değil. Cool Obsidian keza oldukça basit. Görünmez Kadın da bir şey çıkabilir. Buna da ya ıska geçmeyen bir karakter, işte Nick Fury olabilir, Alev Adam olabilir. Yine veya dediğim gibi Kuek olabilir. Anilus burada en çok zorlayacak karakter arkadaşlar. Kuek başta geldiği gibi rakibin üzerindeki takviyeleri kapattığınız takdirde çok rahat siper ağır saldırı oynayabilirsiniz. Tabi söylediğim her şey arkadaşlar karoların dışında. Karolarla geldiği zaman da bakarız. Anilus'u başka kimle alabilirsiniz? Supreme Simbiyot çok güzel olur. Anında çünkü takviyelerini kapatıyor arkadaşlar. Bir kopyalıysa her daim gıdıklar. Mephisto ve daha çok takviye kapatan, kaldıran mistiklerle de rahat bir şekilde alabilirsiniz. Tabi yine Ghost falan da oldukça güzel iş yapıyor kendisine dokundurmadığı için arkadaşlar. Alev Adam keza yenmesi kolay. Ebony de arkadaşlar yine bilim ağırlıklı kartlarla çok rahat alabilirsiniz. Bu da 5 Ağustos'ta geliyor, ikinci hafta. Üçüncü hafta 12 Ağustos'ta geliyor. Warlock, Sunspot, Gece Maymunu, Mysterio, Arcus ve Clary Voyant arkadaşlar. Farkında siz hep 2020 yılları falan geliyor. Yani eski yılları falan burada yok. 2020, 2019 karışık geliyor gördüğüm kadarıyla. Warlock'u da arkadaşlar almak kolay. Yani zırh kıran biri de Chorus, Morus falan. Çok arada Chorus alayına da iş yapar. Sunspot gayet kolay. Gece Maymunu da zor bir defans değil. Mysterio keza kolay. Clairvoyant ve Arcus da. Yani burada 3. haftada arkadaşlar zorlayacak olanlar Warlock ve Arcus olabilir. Tabi karolarına göre değişir dediğim gibi. Yani karo olayı çok önemli. Ama bunlar çok rahat bir şekilde alınabilir. Sadece bu iki tanesi. 4. hafta yani 19 Ağustos'ta arkadaşlar G99 Mantic, Gümüş Sörpçe Elsa, Doktor Doom ve Mr. Fantastic. Burada karoların dediğim gibi bilmiyorum ama Mantic ve Doktor Doom zorlama potansiyeli olan hero'lar. Yine bakıyorum hepsini arkadaşlar Quake'le çok rahat alabiliyorsunuz. Hepsinden de kaçabiliyor Quake. Ve bayağı bir etkili. Özellikle Mantic, sağlık havuzu çok düşük olan G99,
Mr. Fantastic ve Doktor Doom'a karşı sınıf bonus kazandığı için çok yüksek puan alacaktır. Yine Archangel da çok iyi. Bir anda gözüme Archangel geldi nedense. Yani G99 ve Mantink hariç diğerlerini Archangel'la balık kılıcı gibi ayıklayabilir. Tabii ki birçok ayıklayacak hero da var. Ama sanki bunlar gözüme bir anda pışt diye geldi arkadaşlar. 26 Ağustos son arkadaşlar. 5. patron akını son olacak. Peki ne var 26 Ağustos'ta? Yine bakıyorum yine direkt Kuyek görüyorum abi. Yani Malmen hariç diğerlerini Kuyek olarak görebiliyorum. Longshot, Terax. Ki Terax'ın karosu zorlu olabilir. Malmen, Sincapkız, Nova ve Mojo arkadaşlar. Yine burada zorlayabilecek olarak baktığımda Mojo'dan sağlam bir defans hero'su. Nova yine sağlam bir defans hero'su. Terax'ın karolu hali iş görüyor. Terax'ın kendisi çöp arkadaşlar. Ama geldiği zamanki halini hatırlıyorum. Öyle bir şey olabilir. Bu beşini bitirdik. Ve hani az evvelki gözlükler vardı ya arkadaşlar. Bak şöyle hemen hatta göstereyim ben size gözlükleri de. Şuradan ayarlayayım. Hemen bu ekran görüntüsünü kapat diyeyim. Nerede burada? Kapatırsa inşallah. Tamam. Şurada gördüğünüz gözlükleri biriktirdiniz değil mi? Mesela 5 tane bundan aldınız. 5 hafta boyunca bitirdiniz arkadaşlar destansı bölümü. Ve 2 Eylül'de 6. hafta geliyor. 6. haftada ne var arkadaşlar? Gördüğüm kadarıyla şimdi normalde biz 6 tane kapışıyoruz ya. Burada 30 tane karakterle kapışacağız. Eğer 30 tane düşünsene abi. Bayağı uzun böyle git bitmiyor. Tabi Oron ödülde ayrı bir güzel, ayrı bir leziz olacaklar arkadaşlar. Zaten bunlar hep alfa, şurada dikkat edin. Alfa seviyesinde. Bu da arkadaşlar omega seviyesinin, eğer 30 taneyle dövüşürsek var ya. Yani bayağı uzun sürer, bayağı çetrefilli sürecektir son hafta. Ama eminim ki ona göre de leziz ödüller gelecektir arkadaşlar. Var ya tadından yenmeyecek ya, ben size söyleyeyim. Yani heyecanla ve merakla bekliyorum. Özellikle son haftayı bekliyorum. Şu son hafta gelse de bir güzel gıdıklasak diyorum arkadaşlar. Bilmem sizler ne dersiniz. Düşüncenizi buyurun. Siz de videonun altına yazın. Bu arada seste cızırdama yoktur inşallah arkadaşlar. Varsa bir aksaklık onu da yazabilirsiniz. Ona da bir operasyon çekelim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.